Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer bir etek çalışması yaptım. Ortalama 1-2 yaş civarı çocuklar için uygun olabileceğini düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Misina alı şişli. Dikişsiz olarak ördüm. Herhangi bir dikiş vesaire yok eteğimizde. Etek ucundan örmeye başladım. 160 ilmekle. Tırtıklı kenar yapıp üst kısmına devam ettim. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Ben şişime 160 ilmek hazırladım. Ve 5 sıra, ilk sırada dahil olmak üzere 5 sıra düz örgü örerek örgüme başlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra düz örgü ördüm. Şimdi etek ucundaki tırtık bölümünü yapacağız. Onu anlatacağım. Yalnız onu anlatmadan önce eteği daha büyük örmek isteyen arkadaşlar olabilir. Onun için 4 ilmek ve katları olarak başlamaları gerekir. Hem kazayağı modeli için hem de 4 yerde kesme işlemi yapacağımız için. 4 ilmek ve katları olarak daha büyük rakamlarla, daha büyük sayılarla örebilirsiniz. Şimdi 5 sıra düz örgümü ördüm. Ve tırtıklı bölüm yapmak için 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek doluyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. 1 artırıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. 1 artırıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. 1 artırıyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. 1 artırıyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Ondan sonra yine tekrar 5 sıra düz örgü örerek devam ediyorum üzerinde. Evet arkadaşlar. Tırtıkları oluşturduğumuz kısmın üzerine de 5 sıra düz örgü ördükten sonra şimdi mavi rengime geçiyorum. İpimi bağladım. Pembe ipimi koparmıyorum. Ve bir sıra düz örgü örüyorum. Bu arada ben başlangıç yerime işaret koydum. Daha sonrasında lazım oluyor çünkü karıştırmamak için. Bir sıra düz örgü öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sırayı baştan sona kadar bir sıra mavi ipimle düz ördükten sonra şimdi ipimi ön tarafa alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir sıra düz, bir sıra ters olarak şöyle şurada göstereyim. 4 sıra haroşa olan kısmını oluşturuyorum. 4 sıra boyunca bir sıra düz, bir sıra ters örüp bu 4 çizgi haroşamı oluşturuyorum. Bu arada ilmeklerinizin de bu artırma kısmından sonra 160 tane olduğundan emin olun. Çünkü model koyarken kayma olmaması için net 160 ilmek olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, 4 sıra haroşamı oluşturdum. İşaretli yerime geldim, eteğin başlangıç yerine. Şimdi burada düz olan kısma başlıyoruz. Kaz ayakları koymadan önce 6 sıra mavi ipimle düz örgü öreceğim. Ondan sonra modelleri koymaya başlayacağız. Şimdi 6 sıra düz olarak örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 6 sıra düz örgümü de ördüm. Şimdi kaz ayağı modelini oluşturmaya başlıyorum. Bunun için pembe ipimi zaten kesmemiştim. Direkt yukarı doğru alacağım. Bu başlangıç yerim, eteğimin ilk başladığım noktası. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim.
Kazayan modelini ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Ben sadece şu anda her bir sırasına numara vereceğim ve her sırada hangi ilmekleri kaç tane yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Detaylı izlemek isterseniz kazayan modeli videosunda tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi modelimin birinci sırasında ilk ilmeğimi pembe yaptım. 3 ilmek, bu arada ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek mavi. 1 pembe. Çok gerdirmeden örüyorum eteği büzmesin. 3 mavi. 1 pembe. 3 ilmek mavi. Bu şekilde bütün sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, kaz ayağı modeli için birinci sıramı tamamladım. 1 pembe, 3 mavi şeklinde. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bu sefer pembe ipimi doluyorum, onu daha çok kullanacağım için. Yine düz örerek bu sefer 1, 2, 3 ilmek pembe. Bu ilk pembe, tek pembe ilmeğin üzerinden başladım. 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe, 1 mavi. 3 pembe, 1 mavi. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 3 pembe, 1 mavi. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da yaptım kaz ayağında. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bu 3 ilmeğimiz 1 ilmek öne kayacak, pembe ilmekler. Onun için yine sıramın başında 1, 2 tane pembe örüyorum. Pembe olan son ilmeğimi maviye çeviriyorum. 3 tane pembe, 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. İlmeğimi bir sıra öne kaydırmış oldum. 3 ilmek pembenin bir tanesini mavi yaptım. Buradaki maviyi de pembeye çevirdim. Öne kaydırdım, yani üçlü pembeyi bir sıra öne kaydırdım, bir ilmek. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi kaz ayağı modelinde 4. sıraya geliyorum. Geçtim. Yine işaretli yerime geldim. İşaretimi diğer şişime aldım. Burada iki tane pembe ilmeğim var. Pembe ilmeğimin bir tanesi bu tarafta. O da aynı şekilde kaz ayağı oluşturacak birleştirinde. Şimdi bu sefer ilmeklerimi 3 mavi bir pembeye düşüreceğim ama pembe ilmek bu ikinci ilmek olacak. O yüzden burada bir ilmek mavi, bir ilmek pembe ve 3 ilmek mavi olarak başlıyorum. 3. Şimdi bir ilmek pembe, 3 ilmek mavi. Bir ilmek pembe, 3 ilmek mavi. Bakın ilk kaz ayağımız oluştu pembede. Şimdi mavi kaz ayağını yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde 1 pembe, 3 mavi olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 4. sıramızı da tamamladık. Yine işaretli yerime geldim. 5. sıramızı yapıyoruz. 5. sırada bakın 1 pembe 1 mavideyiz.
Burada 3 tane mavimiz var. Yine burada yaptığımız gibi bu 3 maviyi 1 ilmek öne kaydıracağız. Burası 3 mavi olacak. Bu pembe. İlk ilmeğim pembe olacak. İlk ilmeğimi pembe olarak düz ördüm. Diğer 3 ilmeğimi mavi olarak düz örüyorum. Bir pembe, 3 mavi, bir pembe, 3 mavi. Bu şekilde sırayla takip ederseniz, özellikle numarayla veriyorum sıralarını, herhangi bir karışıklık olmaz. 3 mavi, 1 pembe, 3 mavi, 1 pembe. Bakın, mavi kaz ayakları da oluşmaya başladı. Pembeler iyice belirginleşti. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum ve 6. sıraya geçeceğim. Toplamda kaz ayaklarım 12 sıra. 12 sırayı tek tek bu şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar, 5. sıramız da bitti. Şimdi 6. sıraya geldik. 6. sırada bu sefer pembe kaz ayağının, bakın, ayağını koymuştuk. Şimdi üzerine devam edeceğiz. Şuradan da görebilirsiniz zaten. İlk sırada 1 ilmek yapmıştık. Yine aynı yere döndük. İlk sırada 1 pembe ilmeğimiz vardı. Yine aynı yere döndük. Şimdi pembe ilmekten itibaren 3 ilmek pembe olacak. Şurayı yapıyoruz yani. Onun için bu işaretime geldim. Geldiğim yerden itibaren başlıyorum. Bu sefer pembe ipimde oluyorum. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. 6. sıradayım. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 6. sıramızı da tamamladık. Geldik 7. sıraya. Şimdi 3 pembeyi, 3 ilmek pembeyi ördük. Burada şurayı yapmış olduk. Şimdi pembeyi 1 ilmek kaydırıp şuraya yapacağız. Yani burada 3 ilmek pembemiz var. 2 ilmek pembe örüyorum. 1, 2. 1 mavi örüyorum. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. Bu şekilde devam ediyorum. 3 ilmek pembe. 1 ilmek mavi. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp tekrar sıra başına kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik 8. sıraya. Pembemizi tamamladık. Yine mavi ipimi alıyorum. Elime doluyorum. Şimdi bir pembe, 3 maviye geçeceğiz. Öncelikle bir tane mavi örüyorum. Bir pembe ve 3 mavi. Bir pembe, 3 mavi. Bir pembe, 3 mavi. Bir ilmek pembe, 3 ilmek mavi. Bir ilmek pembe,
3 ilmek mavi. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayım. 12 sıra, yani 4 sıramız kaldı kaz ayağını bitirmek için. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Şimdi 2, 4, 8, 9, 10. sıradayız. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon 9. sıradayız. Şimdi buradaki 3 maviyi bir sıra öne kaydıracağım. Onun için burayı pembe ilk ilmeğim. 1 pembe, 3 mavi. Bir pembe, 3 ilmek mavi. Bir ilmek pembe, 3 ilmek mavi. Bir ilmek pembe, 3 ilmek mavi. Bir pembe, 3 ilmek mavi. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, 9. sıramızı da tamamladık. Şimdi 10. sıradayız. Burada mavi kaz ayağını artık bitiriyoruz. Tek tepe ilmeğini yapacağız. Diğerleri pembe olacak. O yüzden pardon, 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi, 3 pembe, 1 mavi, 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi, 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 10. sıramızı da tamamladık. Yine işaretli ilmek geldim. Sıra başındayım. Ve 11. sırayı yapıyorum. Yine pembeleri 1 ilmek sağa kaydıracağım. 2 ilmek pembe örüyorum. 1 mavi. 3 ilmek pembe, 1 mavi. 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. 3 ilmek pembe, 1 ilmek mavi. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğim. 3 pembe, 1 mavi. Burada önemli olan şu işaretli yerden sonra ilk gelecek ilmekler. Çünkü ilmekler kaydığı için, kaydırılarak yapıldığı için burayı kaçırırsanız model bozulur. O yüzden özellikle her sırada ilk başta ilmeklerin dizilişini gösteriyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp 12. 11. ve 12. sıralara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 11. sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik 12. ve son sıramıza kaz ayağında. Şimdi ilk ilmeğimi, işaretten sonraki ilk ilmeğimi mavi, ikinci ilmeğim pembe. Sonra 3 ilmek mavi. 1 ilmek pembe, 3 ilmek mavi, 1 ilmek
pembe. 3 ilmek mavi. 1 ilmek pembe. Kaz ayağının tepe kısmını oluşturuyoruz şu anda. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 3 mavi 1 pembe şeklinde devam edecek. Ondan sonra pembe ipimizi kopartabiliriz artık. Mavi olan bölümü üst kısmına, düz olan bölüme geçiyoruz bundan sonrasında. Evet arkadaşlar, son sıra pembemi de ördükten sonra şimdi hiçbir şey yapmadan sadece bir sıra mavi ipimle düz örgü örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan bütün sırayı düz olarak mavi ipimle örüyorum. Evet arkadaşlar, kaz ayağı modeli bitirdikten sonra bir sıra mavi ile hiçbir şey yapmadan düz ördüm. Şimdi eksiltme yerlerini işaretleyeceğim. Şöyle çengelli iğnelerle işaretleyeceğim ben. Bakın burası örgümün başladığım başlangıç yeri. Şöyle yan tarafa gelmesini istiyorum. Bunda da yine aynı şekilde yan tarafta bırakmıştım. Bu işaretimi alıyorum. Buradan itibaren 20 tane düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi buraya bir tane işaret koyuyorum. Bunlar bizim şu eksilteceğimiz yerleri işaretliyorum. Şimdi 40 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, İlmek kaçmış. Hemen düzeltelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Diğer işaretimi buraya koyuyorum. Şimdi her 40 ilmekte bir işaret koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve de 40. Buraya da bir işaret koydum. Şimdi yine 40 sayacağım. Ve son işaretini de koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet. Bir işaret de buraya koydum. Şöyle sayabilirsiniz derseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Her 40 ilmekte bir işaretimizi koyduk. Şimdi örmeye devam ediyorum sıra başına kadar. Bundan sonraki sırada her işareti gördüğümüzde bir sıra ilmek keseceğiz. Ondan sonra 5 sıra düz örüp sonra 5. sıradan sonra tekrar keseceğiz. İlmek kesmeleri azaltmaları göstereceğim nasıl yapıldığını. Benim misinem uzun olduğu için ben öğleden misineyi çekerek örüyorum. 60 santimlik misinler de aslında çok daha rahat örülebilir. Evet, işaretleyene kadar şimdi örüyorum. Şimdi bu sırada keseceğim. Sonra 5 sıra düz öreceğim. Ondan sonra tekrar keseceğim. Sonra 5 sıra düz örüp tekrar keseceğim. Yani 5 sırada bir kez kesiyorum. Şimdi şöyle işaretim burada. İşaretimden önceki iki ilmeği yönlerini çeviriyorum. Düz ilmek şeklinde. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. İşaretimi atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer iki ilmeği soldan sağa doğru düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu sırada bütün işaretlerde aynı işlemi yapacağım. Sonra 5 sıra düz öreceğim. 5 sıra sonra yine bu şekilde keseceğim. Bir kez daha göstereceğim şimdi işarete gelince kesmeyi.
yaptıktan sonra eteğin bel kısmına kadar aynı işlemi yapacağız. 5 sırada bir kez bu şekilde keseceğiz. 5 sıra düz, sonra kesme işlemi yapacağız. Yine işaretimin olduğu yere geldim. İşaretime 2 ilmek kala. Buradaki ilmeklerin yönlerini değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sonra buradaki 2 ilmeği ikisini birlikte kesiyorum. Aradaki ilmekleri yine düz olarak örmeye devam ediyorum. İşarete kadar aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine işaretli olan yere geldim. İşaretimin önündeki 2 ilmeği yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İşaretimi bu tarafa geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Örgüme devam ediyorum. Evet, aradaki ilmeklerimi örüyorum ve son kez işaretimde kesmeyi yapacağım. Dördüncü işaret yerimde. Ondan sonra 5 sıra hiçbir şey yapmadan düz örgü öreceğim. Evet, işaretimin olduğu yere geldim. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştirip düz olarak kesiyorum. İşaretimi geçirdim. Bir ilmek düz olarak örüyorum ve yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum.
sıram bu şekilde. Bundan sonrasında 5 sıra düz örüyorum ve 5. sıradan sonra yine kesme yapıyorum. 5 sıra düz örüp 5. sıradan sonra kesme işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 kez kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her 5 sırada bir kesiyorum ve 7 kere kesim işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. İşaretlediğimiz yerlerde her 5 sıra düzden sonra kesim işlemlerimi yaptım. 7 tane kesme işlemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. Her 5 sırada bir. Bu işaretlediğimiz yerlerden önlü, arkalı işaretlediğimiz o 4 yerden kesimlerimizi yaptık. Son 7. kesimi yaptıktan sonra üzerine 7 sıra düz örgü ördüm hiçbir şey yapmadan. Şimdi bu belindeki ip kısmını geçirdiğimiz bel çevresini yapacağız. Son kesim işlemimden sonra 7 sıra düz ördükten sonra bir sıra, sıra başından itibaren bir sıra ters örüp geleceğim. Bir sıra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani hemen onu da göstereyim. Bu bel kısmındaki şurayı yapıyorum. Ondan sonra yine düz örgüye geçeceğiz. Burada ilik delikleri koyacağız. Şimdi bir sıra boyunca sadece ters örerek geliyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra ters örgümü ördüm. Yine sıra başına geldim. Bu sıra başı dediğim eteğimin yan kısmı olacak, daha önce de belirttiğim gibi. İlmeklerime ilk başladığım, birleştirdiğim yer. Şimdi iki sıra hiçbir şey yapmadan, eksiltme ya da azaltma, artırma hiçbir şey yapmadan iki sıra düz örgü örüyorum. Şöyle misinamı çekeyim. Hiçbir şey yapmadan iki sıra sadece düz örgü örüyorum. Bütün ilmekleri düz olarak baştan sona kadar iki sıra örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, iki sıra düz örgümüzü ördük buradaki tersten haraşodan sonra. Şimdi bu bağcıkları çıkardığımız delikleri yapmak için iki tane ilik açacağız. Ben eteğimin bu yan tarafındayım, başlangıç tarafındayım. Şimdi bu başlangıç yerimin işareti. Buradan diğer bu kesme işaretinin olduğu yere kadar düz olarak örüyorum. Devam ediyorum düz örmeye. Evet, işaretli olan yerime kadar düz olarak ördüm. İşaretimi diğer tarafa geçirdim. Bu eksiltmeler için koyduğumuz işaret. Şimdi burada 26 tane ilmek var arada. 2 tane ilik deliği koyacağım. Bu yüzden 10 tane düz ilmek örüyorum.2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10. Burada bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Aradakileri örmeye devam ediyorum. Şimdi şuradan da 10 tane 9 tane ilmek ayıracağım. 2 4 6 8 9. Bu 2 ilmeği de bir tane doluyorum.
İkisini birlikte kesiyorum. İkinci delik için. Yani ikisinin arasında 3 ilmek var. 3 ilmek örmüş oldum. Bu da 1 ilmek olduğu için buradaki 9 ilmekle birleşince 10 tane ilmek oluyor. Diğer tarafta da tam ortadan 2 tane ip geçirmek için delik açmış olduk. Bu sıradan sonra yine 3 sıra düz örgü öreceğim. Ve tekrar hemen göstereyim. Şuradaki ters örgüyü yapacağız. Şimdi bundan sonra 3 sıra düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Bağcık deliklerimizi de açtıktan sonra 3 sıra daha düz ördük. Şimdi bir sıra ters örgümüz var. Şu bel kısmındaki son sıra. Ters örgümüzü de ördükten sonra 5 sıra düzümüz var ve eteğimizi artık şişten kesip çıkartabiliriz. Şimdi bir sıra ters örgü örerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra tersimi de ördüm. Şimdi arka taraf için 5 sıra düz örüp artık örgüyü keserek şişimden çıkartıyorum. İşaretlerimi de çıkartabilirim. Artık 5 sıra düz örüp örgümü bitiriyorum. Evet arkadaşlar, örme işlemimiz bitti. Eteğimi şişten kestim, çıkardım. Şimdi dikme kısmına geldik. Bu etek ucunu ve belindeki ördüğümüz kısımları dikeceğiz. Bunun için bu başlangıç yerimden itibaren şöyle örgümü katlayacağım. Bakın şurada ilk pembeye başladığımız sıradaki ilmeklerden tutturarak öreceğim. İlk önce şöyle bir başlangıç yapalım. İpimi sabitliyorum. Ve şöyle ikiye örgümü katlıyorum. Şuradaki fazlalık ipleri de şöyle içine alarak da dikebilirsiniz. Evet. Şöyle katlıyorum. Buradan bir buradaki pembe ipten bir kenardan ilmek alıp dikiyorum. Şöyle bir oradan bir kenar ilmeğinden alarak çok fazla kasmadan, yani çok fazla sıktırmadan dikmeye devam ediyorum. Birer tane boş bırakıp ikincilerden giriyorum. Çok sık dikmeye gerek yok. Şuradan bir ilmek atlıyorum. İkinciden batıyorum. Bir ilmek de kenardan alıp dikiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bütün sırayı tamamlayana kadar. Bakın şöyle katlanmış hale eteğimin. Bu şekilde olacak uç kısmı. Aynı şekilde burayı da şöyle arka tarafa doğru katlayacağım. Bakın şurada çizgi şeklinde dikileceği yer zaten belirgin duruyor. Burada şu ilk ilmeklerden, kenar ilmeklerden birer tane tutturarak yine aynı şekilde burayı da dikeceğim. Bel kısmı da böyle olacak. Şimdi örgümüzü dikelim. Daha sonra belindeki bağ kısmına geçeceğim. Örgümüzü dikip devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, eteğimizin dikme işlemlerini de bitirdik. Şimdi bağcık yapma kısmına geçeceğiz. Bunun için şu pembe ipimden ikiye katladığımda 2 metre olacak şekilde ip hazırladım. Ve bunun bir ucunu tutup diğer ucundan bükmeye başlıyorum. Şöyle parmağınızı geçirerek şu kısma bükebilirsiniz.
bayağı yoğun bir şekilde bükeceğim ve sonra tekrar ikiye katlayacağım. Bu şekilde bağcığını oluşturup sonra ucunun çiçeklerini yapacağım. Bükebildiğiniz kadar hep aynı yönde bir ucunu tutup büküyoruz arkadaşlar. Bayağı sizi zorlayacak şekle gelene kadar bükmeye devam ediyoruz. Çünkü ikiye katladığımızda o şeyler, boğumlar açılacak. Bükebildiğiniz kadar büküyoruz. Ondan sonra ikiye katlayacağız ve ucunu iki ucu birleştirerek düğüm atacağız. Bükmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bükme işlemimizi tamamladık. Şimdi birleştirdiğim uca küçük bir düğüm atıyorum. Evet, şimdi öncelikle çengelli ile yardımıyla yaptığımız bağcığı eteğimize geçiriyoruz. Daha sonra ucunun çiçeklerini yapacağız. Evet. Çengelli iğne yardımıyla kaydırarak geçiriyorum. Evet, bağcığımızı geçirdik. Evet, şimdi uçlarının çiçeklerini yapacağız. Bunun için bir tığ ve pembe ipimi alıyorum. Uçlarına batarak şöyle 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar başladığım yere batıyorum. Çıkardığım ilmeği de içinden geçirip bir tane gördüğünüz gibi yuvarlak yapıyorum. Şimdi şöyle yuvarlağımı çeviriyorum. Bir zincir çektim sabitlemek için. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Yuvarlağın içine batıp üçlü trabzan yapıyorum ama iki kere çekiyorum. Üçüncüyü bırakıyorum. İki kere çekiyorum. İki kez çekiyorum. Sonra burada oluşan 4 ilmeği birlikte çekiyorum. Yine 4 tane zincir. 2 3 4 ve yuvaya tekrar batıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Bir, iki kere de çektim. Bir doladım. Bir, iki kere de çektim. Bir doladım. Birinciyi ve ikiliyi çektim. Yine dörtlü oldu. Dördünü birden çıkartıyorum. Şöyle kaydıralım. Üç tane, pardon, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar burayı batıyorum.
4 tane zincir çektim. Ve 3. yatağı da yapıyorum. 1 2 1 2 1 2 Sonra burada oluşan 4 ilmeği birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar buraya batıyorum. Evet. Bir tane de zincir çekip bitiriyorum. Evet. Yapraklarımı da bu şekilde yapıyorum. Sonra bu ipleri arkadan şöyle tığla gizleyip kesebilirsiniz. Diğerini de çekelim bu tarafa. Evet. Buralardan fazlalarını kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bağcık kısmımız da bu şekilde. Diğerini de hazırlıyoruz. Ve eteğimiz gördüğünüz gibi bitmiş oldu. Bu arada eteğin ölçülerini de vereyim arkadaşlar. Şöyle hemen mezuyla. Alt etek kısmı 31-32 santim. Şöyle. Bel kısmı 22-23 arası. 23 santim. Boyu 23 santim. Arkadaşlar, yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni modellerde tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Şimdiden kolay gelsin.